Değerli arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz prizmalar. D paraleldir E olacak şekilde D düzlemindeki bir geometrik şeklin E düzlemine dik izdüşümü alınarak oluşturulan hacimli şekillere prizmalar denir. ABC ve A üssü, B üssü, C üssü birbirine eş ve paralel olan düzlem parçalarına prizmanın tabanları denir. Prizmalar taban şekline göre adlandırılır. Evet arkadaşlar, önemli. Prizmalar taban şekillerine göre adlandırılır. Tabanı üçgense üçgen prizma, tabanı kare ise kare prizma, tabanı düzgünse düzgün prizma diye adlandırılır. AB, BC, A üssü, B üssü, B üssü, C üssü doğru parçalarına prizmanın taban ayrıtları denir. Evet, taban ayrıtları hangisi? A, B üssü, A üssü, B üssü, B üssü, C üssü, A üssü, C üssü, AB, BC, AC bunlar taban ayrıtları arkadaşlar. Yan ayrıtları hangileri arkadaşlar? Yan ayrıtlarımız, evet, o hangisi arkadaşlar? B, B üssü, A, A üssü, C, C üssü, bunlar yan ayrıtlarımız arkadaşlar. Yan yüzeyleri hangisi arkadaşlar? Yan yüzeylerimiz, evet, burada yan yüzeylerimiz A, B, B üssü, A üssü. Yan yüzeylerimiz A, C, C üssü, A üssü. Bir de ön yüzey de var arkadaşlar. B, C, C üssü, B üssü. Bunlar bizim yan yüzeylerimiz arkadaşlar. Paralel düzlemler arasında en kısa mesafeye prizmanın yüksekliği denir. Yüksekliği hangisi arkadaşlar? Evet, yüksekliğimiz, yüksekliğimiz değerli arkadaşlar, A, A üssü, C, C üssü, B, B üssü bizim yüksekliğimiz arkadaşlar. Yan ayrıtları taban düzlemine dik olan prizmalara dik prizmalar denir. Dik prizmalarda yan yüzeyler dikdörtgendir. Evet, dikdörtgen olan yüzeyleri görelim arkadaşlar. Evet, bunlar bizim yan yüzeylerimiz ve bunlar dikdörtgendir arkadaşlar. Evet, bunların her biri dikdörtgendir arkadaşlar. Evet, önde de var arkadaşlar. Ön yüzey dikdörtgen olacaktır. Tabanı düzgün olan prizmalara düzgün prizma denir. Dik prizmalarda alan ve hacim aynı şekilde hesaplanır. Hacim nedir arkadaşlar? V ile gösterilir. Taban alanı çarpı yükseklik bize hacimi verir. Yanal alan nedir arkadaşlar? Yanal alan tabanın çevresi çarpı yükseklik bize neyi verir arkadaşlar? Yanal alanı verir. Alan nedir? İki tane taban alan artı yanal alan bizim tüm alanı verecektir. Şeklin tüm alanını verecektir arkadaşlar. Örnek 1. Taban çevresi 12 santimetre ve yüksekliği 5 santimetre olan eşkenar üçgen dik prizmanın hacmi kaç santimetre küptür? Evet arkadaşlar, hacim nedir arkadaşlar? Hacim taban alanı çarpı yükseklikti. Taban çevresi 12. Evet, eşkenar üçgense 3 tane 12 ise arkadaşlar, A nedir? 4 santimdir. Evet, bir kenarımız 4 ise eşkenar üçgenin alanı nedir? A kare kök 3 bölü 4. 4'ün karesi kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik arkadaşlar 5'miş arkadaşlar. Bize neyi verir? Hacmi verir. Taban alanı çarpı yükseklik, evet, bize hacmi verir. 20 kök 3 olacaktır cevabımız. İkinci soru arkadaşlar. Örnek 2.
ABC dik üçgen, AC diktir BC, AC 6 santim, BC 8 santim, BB üstü 12 santim. Yukarıda verilere göre dik üçgenin dik prizmanın alanı kaç santimetre karedir? Evet, tabanı dik üçgense dik üçgen prizma diyoruz arkadaşlar. Evet, burada neyimiz var arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik bize hacmi verir ama bize dik prizmanın alanını sormuş arkadaşlar. Alanı nasıl buluruz? Evet, tabanın çevresi çarpı yanal alan verir. Burada taban alan 6 çarpı 8 bölü 2'den arkadaşlar taban alan 24 olur. Üstteki alanda 24 olur arkadaşlar. Evet, 24 olur. Peki yanal alanı nasıl buluruz arkadaşlar? Yanal alan tabanın çevresi çarpı yükseklik bize neyi verir? Evet, yanal alanı verir. Tabanın çevresi 6, 8, 10 olacaktır. Çevre 18, 24. 24 çarpı yüksekliğimiz 12. Yanal alanda 10 tane 24, 240, 288. Evet, yanal alanımız 288. Peki alt alan var, bir de üst alan. Evet, alanımız nedir? 2 tane taban alan artı yanal alanda arkadaşlar. Evet, 2 tane taban alan nedir arkadaşlar? Evet, burası 24, 2 tane 24, 48 artı yanal alan 288. Peki bizim topladığımızda arkadaşlar 12, 336 olacaktır bizim cevabımız. Üçüncü soru arkadaşlar. Taban ayrıt 2 santimetre ve yüksekliği 4 santimetre olan düzgün altıgen tabanlı dik prizmanın hacmi kaç santimetre küptür? Evet, hacim arkadaşlar, hacim neydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik bize hacim verir. Peki düzgün altıgenin alanını nasıl buluruz arkadaşlar? 6 tane eşkenar üçgenin alanı 6 çarpı a kare kök 3 bölü 4 çarpı yüksekliğimiz arkadaşlar 4. Evet, 6 tane eşkenar üçgenin alanı çarpı yükseklik bize hacim verecek. Peki taban ayrıt 2 olursa 6 çarpı 2'nin karesi kök 3 bölü 4 çarpı 4 bize neyi verir arkadaşlar? 24 kök 3 verir. Doğru cevabımız 24 kök 3 olur. Dikdörtgenler prizması tabanı dikdörtgen olan dik prizmaya denir. Farklı 3 ayrıtı A, B ve C'dir. Farklı 3 yüzünün alanı A çarpı B, A çarpı C, B çarpı C'dir. Evet, taban alanımız A çarpı B. Evet, A çarpı C ön yüzey alanımız, B çarpı C de yan yüzey alanımız. Bunlardan ikişer tane olduğu için arkadaşlar 2 çarpı AB, AC ve BC'dir arkadaşlar. Bizim neyi bu arkadaşlar? Alanımız. Hacim nedir? Taban alanı çarpı yükseklik bize prizmalarda hacmi verir değerli arkadaşlar. Peki yüzey köşegenin nedir? B kare artı A kare. Evet değerli arkadaşlar, B kare artı A kare eşittir E kare. Bu bize yüzey köşegenini verir. Cisim köşegeni nedir arkadaşlar? B kare artı A kare artı C kare eşittir F kare arkadaşlar bizim. Evet, bizim neyi verir arkadaşlar? Bizim burada cisim köşegenini verir. Dördüncü soru arkadaşlar. Farklı 3 yüzünün alanları 4 santimetre kare, 6 santimetre kare ve 12 santimetre kare olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetre küptür? Evet, hacim nasıl buluyoruz arkadaşlar? Hacim eşittir ABC. Evet, bize 3 yüzünün alanı verilmiş. A çarpı B kaçmış arkadaşlar?
4'müş, B çarpı C kaçmış? 6'ymış. Evet, A çarpı C kaçmış arkadaşlar? O da 12'ymiş. Taraf tarafa çarptığımızda arkadaşlar, evet, A kare, B kare, C kare gelecektir. Evet, 4, 6 ve 12'nin çarpımı demektir. Her iki tarafın kare kökünü alırsak arkadaşlar, A, B, C demektir. Bu 4 dışarı 2 çıkacak. Evet, buradan 6 çıkacak ve kök 2 içeride kalacak. Cevabımız 12 kök 2 olacaktır. Cevabımız. Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 2, 3 ve 5 sayılarıyla orantılıdır. Dikdörtgenler prizmasının hacmi 240 cm3 olduğuna göre alanı kaç santimetre karedir? Evet, bize ne verilmiş arkadaşlar? Prizmanın ayrıtları verilmiş. Demek ki arkadaşlar A eşittir 2K, B eşittir 3K, C eşittir 5K demektir. Hacim ABC idi arkadaşlar. Hacim ABC'nin çarpımıydı. 2K çarpı 3K çarpı 5K. O da eşittir 240 santimetre küp. 30K küp eşittir 240'sa K küp arkadaşlar 8, K'mız 2 demektir. Peki arkadaşlar, bize alanı sormuştu arkadaşlar. Alanımız nedir? 2 tane AB idi, 2 tane BC idi arkadaşlar, 2 tane AC idi. Peki alan bu demekti. Peki AB'yi nasıl buldunuz? A ile B'nin çarpımı arkadaşlar. A ne demektir? A 4. B nedir arkadaşlar? 6. C nedir? 10'dur. A ile B'nin çarpımı 24. Artı B ile C'nin çarpımı 60. A ile C'nin çarpımı 40. Evet, 2 ile çarpımı 100, 124, 248 yapar. Alanımız 248 olur arkadaşlar. Örnek 6. Alanı 400 santimetre kare ve cisim köşegeninin uzunluğu 15 santimetre kare olan dikdörtgenler prizmasının bir köşesinden çıkan ayrıtların uzunlukları toplamı kaç santimetredir? Arkadaşlar, bize ne sorulmuş? A artı B artı C sorulmuş. Peki alan verilmiş. Peki alan neydi? 2 tane AB idi, 2 tane BC idi, 2 tane AC demekti alan. Cisim köşegeninin uzunluğu. Cisim köşegeni neydi arkadaşlar? Evet, karekök içerisinde F'nin karesi ya da A kare artı B kare artı C kare demekti. Peki bizim cisim köşegenimiz, evet, F kare A kare artı B kare artı C kareydi. F verilmiş, 225 eşittir A'nın karesi artı B'nin karesi artı C'nin karesi demektir. Peki biz bu açılımı yapalım. A artı B artı C'nin açılımı, karesinin açılımı, A kare artı B kare artı C kare artı 2 tane AB, BC ve AC demekti arkadaşlar. A çarpı C. Burada nedir arkadaşlar? A kare B kare C kare neymiş arkadaşlar? 225'miş. Peki 2 tane AB, BC, AC verilmiş miydi arkadaşlar bize? Evet, verilmiş. 400. Evet, biz buraya 400 yazarsak A artı B artı C'nin karesi kaç gelir arkadaşlar? 625, o da 25'in karesi demektir. A artı B artı C cevabımız 25 olacaktır arkadaşlar. Kare dik prizma. Evet, tabanı kare olan prizmaya kare dik prizma denir. Hacim taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanımız A kare çarpı yükseklik bize hacmi verecektir. Alan nedir? 6 tane. Evet, burada küp olsaydı 6 tane A kare diyecektik ama tabanımız sadece kare olduğu için, bir de üstteki alan kare olduğu için arkadaşlar, bizim alanımız
Şöyle bulacağız. 2 tane taban alan artı yanal alan diye bulacağız. Evet, 2 tane taban alan artı yanal alan bize neyi verir? Kare dik prizmanın alanını verir. Cisim köşegeni nedir? En uzak iki köşe demekti arkadaşlar. A ile K, B ile L, evet C ile E cisim köşegeni formülünü Pisagor bağıntısından buluyoruz arkadaşlar. Evet, 7. soru arkadaşlar. ABCD kare AC 6 kök 2 santim, CC üssü 10 santim, yukarıda verilere göre kare dik prizmanın hacmi kaç santimetre küptür? Değerli arkadaşlar, bize kare dik prizmanın hacmini sormuş. Yani taban alanı çarpı neydi arkadaşlar? Hacim taban alanı çarpı yükseklikti. Taban alanımız kare olduğu için a kare çarpı yüksekliği sormuşlar bize arkadaşlar. Evet, diyor ki AC 6 kök 2. AC 6 kök 2 ise arkadaşlar, evet bu kenarlarımız da 6 6 olacaktır. Evet, bu ikiz kenar dik üçgenden gelen pratik çözümdür. 6 6 olacaktır. Peki bize taban alanı ne demektir arkadaşlar? Bize ne sorulmuş? Hacim sorulmuş. Taban alanımız 6 çarpı 6, yani 6'nın karesi çarpı yüksekliğimiz 10 olunca arkadaşlar 36 çarpı 10 cevabımız 360 olacaktır. Sekizinci soru arkadaşlar. Taban alanı 36 santimetre kare ve hacmi 306 santimetre küp olan bir kare prizmanın yanal alanı kaç santimetre karedir? Taban alanı arkadaşlar a kare olduğu için arkadaşlar, a kare 36 ise a eşittir 6'dır. Evet, a 6'ymış arkadaşlar. Hacim neydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik hacim verirdi. Hacim taban alanı çarpı yükseklik hacim veriyordu. Taban alanı kare olunca arkadaşlar, evet, 6'nın karesi çarpı yükseklik. Evet, yükseklik nedir arkadaşlar? Evet, yüksekliğimiz bilinmiyor. H taban alanı çarpı yükseklik bize neyi verir? Hacmi verir, 360. Yüksekliğimiz kaç oldu arkadaşlar? 10 oldu. Yanal alanı sormuş bize. Yanal alanı nasıl buluruz arkadaşlar? Yanal alan tabanın çevresi, taban çevresi çarpı yükseklik bize yanal alan verir. Tabanın çevresi, evet, bir kenarı 6 olan kare demektir. 4 kere 6'nın 24 yapar çevre. Yüksekliğimiz de arkadaşlar 10 olduğu için cevabımız 240 olacaktır arkadaşlar. Hacim sormamış bize. Yanal alan sormuş. Yanal alanda tabanın çevresi çarpı yükseklik demektir arkadaşlar. Evet, küp. Arkadaşlar, bütün yüzeyleri kare olan prizmaya küp denir. Hacim a küptür arkadaşlar. Alanımız 6 a kare. Çünkü 6 tane kareden oluşur. Yüzey köşegeni tabandaki köşegen, yani bir yüzeyin köşegeni demek. A kök 2 ile bulunur arkadaşlar. Peki cisim köşegeni A kök 3'tür. Ya da Pisagor bağıntısından bulursunuz değerli arkadaşlar. A kök 3 ya ezberliyorsunuz ya da Pisagor bağıntısından bulabilirsiniz. A ile K'nın uzunluğunu Pisagor bağıntısından bulunabilir arkadaşlar. 9. soru arkadaşlar. ABCD A üssü, B üssü, C üssü, D üssü bir küp. A üssü, C üssü ve BC üssü bulundukları yüzeyin köşegenleridir. Buna göre A üssü, C üssü, B kaç derecedir? Nereyi sormuş arkadaşlar? A üssü, C üssü, B kaç derece? Şu açıyı soruyor arkadaşlar bize. Evet, bunu sormuş. Şuradan bir birleştirelim değerli arkadaşlar. Peki biz bunu nasıl yaparız arkadaşlar? A bu köşegenimiz A kök 2 olur. Peki bu A ise bu da A ise bu da A kök 2 olur.
Peki arkadaşlar bu A, bu A ise bu da A kök ki ne geldi arkadaşlar? Eşkenar üçgen açımız 60 derecedir. A üssü, C üssü, B 60 derecedir arkadaşlar. Örnek 10 arkadaşlar. Şekilde küpte EC cisim köşegenidir. ET 2 kök 3, AB 6 santim. Yukarıda verilere göre AET üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Peki arkadaşlar bize ne verilmiş? ET 2 kök 3. Evet, 2 kök 3. Peki arkadaşlar bu 6, bu 6 ise biz bu tabandaki köşegeni bulalım arkadaşlar. 6, 6 burası ne olur? 6 kök 2 yere dik olunca evet bu uzunluğumuzda ne olur? Yani cisim köşegeni 6 kök 2 karesi artı 6'nın karesi eşittir 6 kök 3 olacaktır. Cisim köşegeni 6 kök 3 oldu. Bizim burada üçgenin alanı var arkadaşlar. AET üçgenin alanı nedir? Tabanımız 6 kök 2, yüksekliğimiz 6. 6 çarpı 6 kök 2 bölü 2 bize neyi verir arkadaşlar? Buradaki alanı, toplam alanı verir. O da nedir arkadaşlar? 18 kök 2. Peki burası 2 kök 3 ise arkadaşlar burası da 4 kök 3 olmalı. Peki 3'e bölmeliyiz biz alanı. Yükseklikleri aynı. Evet 3 tane A. Burası 2 A alansa burası da 1 alan. 3 tane alan eşittir. 18 kök 2 ise 1 alan 6 kök 2'dir. AET'yi sormuş. Evet 6 kök 2 bizim doğru cevabımız arkadaşlar. Şekilde küpte BH diktir, AK'dır. Küpün alanı sayıca hacmine eşit olduğuna göre BK kaç santimetredir? Arkadaşlar küpün alanı sayıca hacmine eşit. Evet hacim neydi? A küptü arkadaşlar. A küp alanı 6 A kareydi. Evet değerli arkadaşlar. Peki sadeleşince burada A eşittir 6 gelecek. BK'yı sormuş. BK kaç santimetredir? BK nerede arkadaşlar? İşte burada arkadaşlar. Evet. BK burayı soruyor bize. Peki bu kenarımız 6 ise bizim burada BH'ımız nedir? Cisim köşegenidir. 6 kök 3'tür. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bunu nasıl buluruz? 6 6 6 kök 2. Yukarıya doğru 6'dır. Pisagor bağıntısının da 6 kök 3 buluruz arkadaşlar. Formülü ezberlememize gerek duyulmadı. Peki arkadaşlar Öklit bağıntısı var. Bunun buradan çizerseniz dik gelir arkadaşlar. Dikten dik inerse Öklit bağıntısı 6'nın karesi eşittir. X çarpı 6 kök 3 demektir. Peki 36 bölü 6 kök 3 eşittir X'i verir arkadaşlar. Sadeleşince 6 bölü kök 3 6 kök 3 bölü 3 6 kök 3 bölü 3 X'i verecektir. Cevabımız 2 kök 3 olacaktır arkadaşlar. Silindir arkadaşlar. Tabanı daire olan dik prizmaya dik silindir denir. Açılımı arkadaşlar yan yüzey dikdörtgendir. Yükseklik doğrusuna ana doğru denir. Evet arkadaşlar. Açtığımız zaman evet bir dikdörtgen oluşur. Hacim nedir? Taban alanı çarpı yükseklik bize hacim verir. Alan nedir arkadaşlar? İki tane taban alanı artı yanal alan bize arkadaşlar alanı verecektir. Peki taban alan tabanda daire olduğu için dairenin alanı pi r kare, 2 tane pi r kare artı 2 pi r h, yani açtığında bu ne kadar uzayacak arkadaşlar? 2 pi r kadar uzadı. Yüksekliğimiz değişmedi. Burada dikdörtgen oluştu. Değerli arkadaşlar nedir? Yanal alan 2 pi r h'tır arkadaşlar. Evet altta da dairenin alanı pi r kare, üstte de dairenin alanı nedir? Pi r kare arkadaşlar bizim alanı verecektir. Yüksekliği 7 santimetre ve yanal alanı 21 pi santimetre kare olan dik silindirin taban çapı kaç santimetredir?
Evet arkadaşlar, yükseklik 7 santimdir. Yanal alan, evet yanal alan nedir? 2 pi r h'da arkadaşlar yanal alanımız 21 pi'miş. Pi'ler gidince arkadaşlar yükseklik de belliymiş arkadaşlar. 2 çarpı r çarpı 7 eşittir 21 ise r'miz nedir arkadaşlar? Sadeleştirince 3, r eşittir 3 bölü 2'dir. Taban çapını sormuş. Çapı sormuş arkadaşlar. Yarı çapımız 3 bölü 2 ise çapımız 3'tür arkadaşlar. Örnek 13. Taban alanı 16 pi santimetre kare, yanal alanı 24 pi santimetre kare olan bir dik silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Evet, taban alanı pi r kare arkadaşlar. Pi çarpı r kare neymiş? 16 pi'miş. Pi'ler sadeleşince r'miz ne olur? 4. Yanal alan arkadaşlar 2 pi r h'tı. 24 pi ise pi'ler gidecektir arkadaşlar. R'miz 4'tü. 8 h'ta ne olur arkadaşlar? 3 olur. Dik silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Hacim neydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı V eşittir taban alanı çarpı yükseklikti. Tabanımız pi r kare. Evet, taban pi r kare. Değerli arkadaşlar, yani taban alanımız verilmiş zaten 16. Yüksekliğimiz arkadaşlar 3. Evet, 16 pi'ymiş. Evet, doğru cevabımız 3 kere 16, 48 pi olacaktır. Yükseklik, taban alanın çarpı yükseklik bize neyi verir? Hacmi verir arkadaşlar. Örnek 14. Şekildeki konumdayken dik silindirin içinde bir miktar sıvı vardır. E'de 4 santim, B'de 9 santim. Şekil 2'deki gibi dik konuma getirilen dik silindirin içindeki sıvının yüksekliği h kaç santimetre olur? Şimdi arkadaşlar böyle düzgün kablarda, evet, biz bu eğik su yüzeyini yüksekliğini ikiye böleceğiz arkadaşlar. Düzelttiğimiz zaman 2-2 olacaktır. Düzgün şekillerde her zaman bunu yaparız. Evet arkadaşlar, burada yüksekliğimiz 9'sa değerli arkadaşlar, buraya 5 kalacaktır. 2 daha 7. Yani suyun yüksekliği h ne olacaktır? 7 olacaktır. Doğru cevabımız C olacaktır. Dikdörtgenin döndürülmesi arkadaşlar, bir dikdörtgeni döndürdüğün zaman evet silindir oluşacak. Düzlemsel şekillerden dikdörtgen kenarlarına veya kenarlarına paralel doğrulara göre döndürülmesiyle döner silindirler oluşur. 360 derece döndürülürse tam silindir oluşur. Evet, bir kenarının uzunluğu 8 cm olan bir karenin yansıma doğrularından biri etrafında 180 derece döndürülmesiyle dik dairesel silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Evet, yansıma burası arkadaşlar. Evet, dolayısıyla bizim neyi sormuş arkadaşlar? Diyor ki bir kenarın uzunluğu 8 cm olan bir karenin yansıma doğrulanan biri etrafında 180 derece. Evet, 360 derece dönmüyor arkadaşlar. 180 derece döndüğü için dikkat etmeliyiz. Hacim neydi silindirin hacmi? Silindirin hacmi taban alanı çarpı, evet arkadaşlar, yükseklik, evet, taban alanı çarpı yükseklik. Peki tabanımız ne arkadaşlar? Evet, 4, taban alanı yarıçapımız 4 olacaktır. Diyor ki bir kenar uzunluğu 8 cm olan bir karenin yansıma doğrularından biri etrafında. Evet, karenin yansıma doğrusu arkadaşlar, evet, buradan geçecek. 8 ise 4 olacak. Burada hangi bizim silindirimiz oluşacak? Taban alanı çarpı yükseklik oluşacak. Evet, burada nedir? Taban alanı pi çarpı 4'ün karesi çarpı 8 olacak. 16 çarpı 8, 128
pi olacaktır bizim hacmimiz değerli arkadaşlar. ABC de dikdörtgen, AB 2 santim, BC 10 santimdir. Buna göre dikdörtgen BC etrafında 360 derece döndürüldüğünde oluşan cismin hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi arkadaşlar BC etrafında döndürülüyorsa arkadaşlar bu evet bunun etrafında döndürülüyorsa şu şekil gelecektir arkadaşlar. Bunun etrafında şöyle bir evet silindir oluşacak değerli arkadaşlar. Şimdi bizim silindirimiz NBC'de 360 derece döndürülmüş. Tabanı yarı çapı 2. Hacim nasıl bulunuz arkadaşlar? Taban taban alanı çarpı yükseklik hacmi verecek. Taban alanı pi çarpı 2'nin karesi. Yüksekliğimiz de 10. Değerli arkadaşlar cevabımız 40 olur. Evet burada silindir oluştu. Silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklik bize silindirin neyini veriyor? Hacmini veriyor arkadaşlar. Prizmaların açılımı. Burada amaç prizmaların yüzey alanlarını hesaplamak ve yüzeyler üzerindeki noktalar arası en kısa uzaklıkları bulmaktır. Dikdörtgenler prizmasının açılımı. Evet arkadaşlar burada üst yüzeyi açtığımız zaman üstteki taban ön yüzey, evet ön yüzey arkadaşlar. Alttaki tabanı da buraya açıyoruz. Alttaki tabanı da buraya açıyoruz. Ve arka yüzey şeklinde alan biz burada gösteriyoruz arkadaşlar. Örnek 17 arkadaşlar. Şekilde dikdörtgenler prizmasının AB 8 santim. BC 6 santim, KC 11 santim, FM, MK buna göre A köşesindeki eşitlik verilmiş arkadaşlar FM, MK buna göre A köşesindeki bir karıncanın prizmanın yüzeyinden M noktasına geçerken giderken alacağı yol en az kaç santimetredir? Arkadaşlar burada bizim açılımı yapmamız lazım. Biz ön yüzeyimiz burada 8. Yüzeyin tabanındaki uzunluğu 8. Evet bunu da arkadaşlar yarısına kadar açacağız. 3. Dik üçgen yapmalıyız. En kısa mesafe yüksekliğimizde. Değerli arkadaşlar burada yüksekliğimizde 11. Evet A'dan M'ye gidecek arkadaşlar. A burada. M'miz burada. Evet burada biz Pisagor bağıntısı yapacağız. Burada nedir arkadaşlar? 11'in karesi. Artı 11'in karesi yani pratik çözüm 11 kök 2 olur. Yani bu ikizkenar dik üçgen oldu. Pratik çözüm A kökünden 11 kök 2 olacaktır. Doğru cevabımız. Evet gideceği en kısa en az mesafe burası arkadaşlar. 11 kök 2. Silindirin açılımı. Evet silindirin açılımı arkadaşlar. Burada silindiri açtığın zaman... Evet taban çevresi 2,1'e AC yükseklik H dikdörtgen oluşur. Bizim burada açılımımız. Üstteki taban, alttaki taban, yan yüzey. Evet burada bizim son arkadaşlar son iki sorumuz kalmış. Bunları da çözüyoruz. Örnek 18 taban yarıçapı 2 santimetre olan bir dik dairesel silindir açılımının tüm alanı evet 32 pi santimetre karedir. Şimdi arkadaşlar iki tane taban alan var. Bir de yanal alan. Bize neyi verir arkadaşlar? Silindirin alanını verir. Silindirin alanı. Alanı. Peki arkadaşlar tabanı yarıçapı evet iki tane taban alan pi çarpı r kare 2 çarpı pi çarpı 2'nin karesi artı yanal alan. Yanal alan arkadaşlar eşittir neymiş? 32 pi'ymiş. 32 pi. Peki arkadaşlar burada yanal alan neydi arkadaşlar? 2 pi r h onu da yazabiliriz. Yarıçapımız 2 ise arkadaşlar burada nedir?
8, 24, yarı çapımız 2 ise 4'e böldüğümüzde h yüksekliğimiz, evet, 6 olacaktır. Silindirin hacmi kaç pi santimetre küptür? Hacim neydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklikti. Tabanımız daire olduğu için arkadaşlar pi çarpı 2'nin karesi yüksekliğimiz de arkadaşlar 6 ise hacmimiz 24 pi olacaktır. Şekilde taban yarıçapı 4 santimetre olan dik silindirde EC 3 tane DE yayının uzunluğuna eşitmiş. AD 24 pi santimetre. A noktasından hareket eden karınca yan yüzey üzerinden şekildeki gibi E noktasına ulaştığına göre en az kaç santimetre yol almıştır? Şimdi arkadaşlar burada bizim görmemiz gereken bunun açılımı arkadaşlar. Evet, biz buraya EC'ye evet 3 x dersek evet DE de x olur. Peki bu ön yüzde arkadaşlar 4 x olur. Bizim AD neymiş arkadaşlar? AD 24 pi. A noktasından hareket eden karınca yan yüzey üzerinden şekildeki bir en noktasına ulaştığında en az kaç santimetre yol almıştır? Yarı çapımız ne? Bunun 2 pi r kadar. Evet, 2 pi r arkadaşlar. 2 pi r bunun uzunluğu arkadaşlar. Yarı çapımız 4. 2 pi r, 2 pi çarpı 4. 8 pi arkadaşlar. Evet, 8 pi bizim yan uzunluğumuz açıldığı zaman yanındaki uzunluk. Evet, bizim. Peki 8 pi uzunluğumuzsa 8 tane x 8 pi ise arkadaşlar x'imiz de pi olacaktır. Buradan evet pi. Peki arkadaşlar 7 tane x olduğu için bunu açarsak bizim üçgenimiz hangi hal alacak? Evet, burası 24 pi. Burası da arkadaşlar evet 7 x olduğu için 7 pi. 7 24 25 özel üçgenimiz olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız bu olur. Evet, açtığımızda 8 pi 8 pi 8 x x eşittir pi. Evet, 7 pi yazarsanız 7 24 25 özel üçgenimiz olacaktır arkadaşlar.